Peki Sayın Ahmet Kural, bu hafta Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu haftadan ziyade Beşiktaş'la ilgili bilmek istediğim, anlayamadığım birkaç konu var benim. Hazır tecrübeli abilerim, sizler de buradayken bunu sormak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu Beşiktaş'a gelen golcü orta sahaların yavaş yavaş sürekli koşan düz adam haline dönüşmesi süreci nasıl işliyor tam olarak? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Tabii tabii, Veli Kavlak var. Tabata var. Bırak Tabata'yı kardeşim ya. Ayhan Akman gerçeği var ortada ya. Bu adam Beşiktaş'a hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak geldi. Ön libero olarak çıktı. Adamı 3 senede ofansa küstürdünüz be. Beşiktaş'ın ama oyuncuyu hücumdan soğutan bir oyun disiplin anlayışı var zaten. Gizemli ama var yani. Ya Stefan Kuntz bu takımda stoper oynadı lan. Alman milli takımında forvet oynayan adam geldi burada stoper oynadı. Top çıkarmışlığı var çizgiden. Ben gördüm lan. Sen hala bana diyorsun ki hücumdan soğutuyorsun. La neyi soğutuyorsun? Ayıptır be. Bak Muratçığım, iddia ediyorum eğer ki Beşiktaş İkinci Dünya Savaşı yıllarının Almanya'sında olsaydı dünya daha barışçıl bir hal alırdı, onları da küstürürdü hücuma. E işte Fenerbahçe. Fenerbahçe mesela ben kendimi bildiğim bileli Pablo Picasso'nun tablolarındaki insanlar gibi vücut oluşturacak her türlü uzun var fakat başka başka yanlış yerlerde yani. Siz de Fener maçlarını izlerken Michael Bay filmi izliyormuş gibi oluyor musunuz ya? Bravo kardeşim, 10 numara 5 yıldız tespit. Buradan Hollywood sinemasına sesleniyorum ben. Öyle Megan Fox oynatırım, Transformers yaparım da olmaz bu işler. Yer yolunda kalırsınız. Türk futbolu da böyle işte. E ne efendim, Megatron'u var, Optimus Prime'ı var, seyircisi var, Bumblebee'si var. Seyir zevki yok, ruh yok, heyecan yok. Bir de Fenerbahçe'de en iyi teknik adam ve en iyi kadro. Akreple Yelkovan gibi. Aynı anda, aynı zamanda hiçbir şekilde yan yana gelemezler. Nadiren yani. Ama şimdi şunu kabul edin abiler. Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmeye en çok yaklaşan takım Galatasaray'dı. Ya tabii orası öyle de şimdi Galatasaray resmen Türk insanının maziyle bağını koparamama hastalığının futboldaki tezahürü gibi yani. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Tabii tabii. Buna katılırım. Buna itiraz etmem. Galatasaray, Steaua Bükreş'te oynadığı yarı final maçından sonra daha iyisini yapmak yerine insanları bunun çok büyük bir zafer olduğuna ikna etmeyi tercih etti. İşte biz orada bittik kardeşim. Sürekli yarım kalmış maceraları niye zafer gibi sunuyoruz kardeşim? Ya Manchester'ı eledik, ya Monaco'ya 35 metreden gol attık. 89, Prekazi hocam. Tamam işte ama o Prekazi torun torbaya karıştı. Hala o golü konuşuyoruz ya. Ya kardeşim üstüne bir şey koysana. Kupayı aldılar ama sonunda. Tamam da Ahmet, bak hala o kupayı konuşuyoruz. O yetti aslında bize. Her sene vizyon, misyon belirliyoruz, büyük hedefler koyuyoruz ama bütün Galatasaraylılar itiraf etsin abi. O kupa yetti bize, biz orada durduk. Ya şimdi bir dakika Fuat hocam, Mehmet hocam. Kusura bakmayın ama biz neyi tartışıyoruz ya lan? Biz İngiltere'ye resmi maçta gol atamadık lan daha. Evet abi. Biz neden Möller'in İngiltere'ye attığı golden sonra verdiği pozla övünüyoruz ya? Biz niye kendi golümüze sevinemiyoruz abicim? Niye? Niye? Ya bırak onu. Kardeşim biz Beşiktaş olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Barcelona ile eşleşmeyelim diye dua etmek zorunda mıyız ya? Biliyoruz rezillik çıkacak, tamam hadi biliyoruz. Elin Fransız'ı, elin İtalyan'ı Dünya Kupası finallerinde nasıl yendik? Avrupa Kupası finallerinde nasıl koyduk diye konuşuyor ama biz burada sessiz taraftar olarak susuyoruz yani hocam. Bu arada koyduk dedim ama onu dip diyecek miyiz, nasıl olacak bu? Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi ne biliyor musun? 50 yıldır bir naneyi beceremeyen futbol yöneticileri. Eli azıcık para görünce sapıtan, sonradan görme futbolcular. Hatta bu konuyu işleyen çok da güzel bir film vardır Türk sinemasında. İlyas Salman oynar. Ya ya ya, şa şa şa. Dar alanda kısa paslaşmalar, hadi. Futbolda da bunun başka türlüsü var Fuat hocam, Mehmet hocam. Yani her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden ama tavırlarından hiçbir şekilde, en ufak şekilde taviz vermeyen teknik direktörler. Nokta net. Hatta gerekirse isim vereyim. Geçenlerde Üstün Dökmen hocamın bir programında rastladım. Çocuklara şunu yaparsan şeker vereceğim deyip vermeyen ebeveynleri eleştiriyordu. Çocuklar insanlara olan güvenlerini kaybediyorlarmış. Hangi kamera? Üstün Dökmen hocam, kusura bakma da Türkiye'de 80-90 arası doğan çocuklar şeker yüzünden değil, Hessler, Möller, Zammer üçlüsünden bir tanesi bile Türkiye'de oynamadığı için kaybetti insanlara güvenini. Öyle işkembeden transfer haberleri sallamayın. Onlara inanıp gece heyecandan uyuyamayan çocuklar var çünkü. İnsanların duygularıyla oynamayın lan. Almanya Ligi'ne de oynamayın. Çok sürprizli, yatarsınız. Aferin lan Sadi. Bravo. Bir Rıdvan Dilmen, iki sen. İşte 3 Mehmet Demirkol, 4 Fuat Akta, 5 Hayri İçer. İçerler. Adını doğru söylemesem içerler. Hayri Hiçler. Bravolar. Vallahi iyi içimizi döktük ya abiler. Bir de Hami Mandıralı toplara nasıl sert vurmaya başlamış ki yaparsak tamamdır. Bir de bir rivayete göre... Bir dakika, bir reklam arası verebilir miyiz hiç değilse? Tabii hocam.
Hocam siz ne yaptınız ya? Çok iyi yaptık, çok da güzel yaptık. İçimizi döktük, rahatladık. Haydi. Vallahi bir 5 dakika yayında kalmışızdır herhalde. Ulan helal olsun bize. Hocam saygılar, iyi yayınlar. Çok güzel programda görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah abiler. Ben şey burada yazılar falan alayım. Hocam Sadir'in ikinci alayım. Bir de hocam çok teşekkür ediyorum. Tokatspor Bulancak maçından bahsettik. Onu söylemeseydim şehre beni almazlardı. Otogardan giremezdim, sağ olun. Ahmet, Sadir.